2829 sayılı yasada hizmetlerin birleştirilmesiyle ilgili bir yasa var. Orada diyor ki son 7 yıllık hizmet içerisinde en fazla nereye prim ödemişse oradan emekli olur diye bir hüküm var. Dolayısıyla bazı vatandaşlarımız bunu yıl olarak alıyor ama biz son 7 yıl dediğimizde 7 yıllık hizmet olarak söylüyoruz. Yani boş geçen süreyi o 7 yıl içerisinde saymıyoruz. Biz son 7 yıllık hizmet süresinde en fazla dediğimizde işte 3 yıl 6 ayı geçen yani 1260 günü hangisinde ödemişse oradan emekli olur.